Herkese merhaba. Jant konusunda en çok konuşulan ifadelerden bir tanesi de şüphesiz offset değeridir. Diğer taraftan bu değer birçok kişi tarafından tam olarak bilinmediği gibi jantın diğer ölçü değerleriyle de karıştırılabilmektedir. İşte biz de bugün offset değerinin tam olarak ne olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet, çizimlerimizi tamamladık ve de gördüğünüz gibi bir jantımız var. 3 farklı jant çizimimiz var offset tiplerine göre. Biz de şimdi jantımızı bu çizimlerimizdeki görünümümüze göre değiştirelim. Evet, görüleceği gibi 3 tane çizimimiz var. Bunlar negatif offset, sıfır offset ve de pozitif offset olarak yer alıyor. Anlatımımıza geçmeden önce şunu belirtelim. Bu jantımızın üzerinde yazan ölçüleri 7,5 × 18 ET45. Yani jantımızın genişliği 7,5 inç, çapı 18 inç ve offset değeri de ET45. Bu ET değeri bazen IS olarak da ifade edilir. Mesela BMW jantları üzerinde genelde IS ifadesi vardır. Şimdi burada dikkat edileceği gibi sarı bir bölümümüz var. Bunu jant üzerinden gösterelim. Bu arada jantımıza ön taraftan bakıyoruz. Aynen şu taraftan bakar gibi. Bakın, döndürüyorum ve o sarı kısmın neresi olduğunu tam olarak göstereceğim şimdi. Sarı kısmın arka tarafı aracımızın jantının gövdede poryaya birleştiği yer. Bu ikisi birleşiyor ve sıfır bir şekilde birbirlerine civatayla bağlanıyorlar. İşte burası oldukça önemli. Bizim offset değerinde bütün belirlediğimiz nokta bu gördüğümüz yüzey. Evet, jantımızı şimdi yine eski haline döndürelim. Çünkü anlatacağımız şeyler var. Evet. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Jantımıza bu kesitten tam ortasından bir eksen çizgisi çizdiğimiz zaman, yani yaklaşık şu şekilde bakın. Bizim bağlantı noktamızın arkası, yani flanşımız, görüldüğü gibi eksene belli bir mesafe içerisinde. Bunu da şöyle ifade edelim. Görüldüğü gibi burada bir mesafemiz var. Sıfır offsette bu eksene dayanmış flanşın arkası. Negatif offsette ise arka tarafına düşmüş. Evet. Peki burada bahsettiğimiz bu ET45 değeri nedir? İşte bu ET45 değeri bu eksenle flanşın arkasında kalan mesafenin milimetre cinsinden olan ölçüsüdür. Evet, görüleceği gibi pozitif değerden negatif değere doğru gittiğimiz zaman ET değerinde bir küçülme meydana gelir. Ancak ET değeri küçüldükçe offset miktarımız artar. Neden? Flanş içeri doğru gittikçe aracın bağlı olduğu noktadan dolayı ve flanşın mesafesinden dolayı jant dışarı doğru taşmaya başlar. Yani offset değeri artar. Dışarı offset daha fazla olur. Ancak bazı kullanıcılar aracın jant genişliğiyle offset değerini karıştırmaktadırlar. Bu da şundan kaynaklanır. Normalde mesela diyelim ki bizim jantımız 7,5 inç genişliğinde ama biz 8,5, 9,5, 10, 11 neyse öyle bir şey kullandığımız zaman bu sefer jantın genişlemesinden dolayı aracın dışına doğru bir miktar taşma meydana gelir. Bundan dolayı da offset'e benzetirler. Ama jant genişliğinden kaynaklanan taşmanın offset'le hiçbir alakası yoktur. Esas doğrusu offset ET değeriyle bakılır ve bir jantın ET değeri ne kadar yüksekse o jant o kadar az offset'e sahiptir. ET değeri ne kadar düşükse, eksiye doğru gidiyorsa veya kendi işte 45, 25, 35 düşerek gidiyorsa o jantın offset değeri o kadar yüksektir. Anlatımlarımızı tamamladık. Görüleceği gibi offset değerinin jant genişliğiyle hiçbir alakası yoktur. Offset değeri ET kısaltmalarıyla ifade edilir. Bir jantın ET veya IS değeri ne kadar yüksekse o jantın offset değeri o kadar düşüktür. ET değeri ne kadar düşükse o jantın da offset değeri o kadar büyüktür. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.